fuarımız %30 büyüyerek bu sene kapılarını açıyor. Bütün sanatçılarımıza, galericilerimize, sanat dostlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl 125 katılımcımız var. 42 farklı ülkeden 1100 sanatçımız var. 2001'de başladığımız Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu bu yıl 14.sünü gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 36 ülkeden 130 sanatçının katıldığı bir sempozyumun ardından yaklaşık elimizde 180'e yakın büyük boyutlu eser var. Bu eserler Eskişehir'in yeşil alanlarında, caddelerinde yer almakta. Yani bir baktığınızda açık hava müzesi gibi. Bazı eserlerde Tepebaşı Belediyesi'nin içinde, eğer belediyeyi ziyaret ederseniz bir sanat galerisi halindedir Tepebaşı Belediyesi. Bundan da tabii çok büyük mutluluk duyuyoruz. Diğer bir çalışmada resim çalıştığı biraz önce yine bahsedilen Numan Aslan hocamızın birlikte yaptığımız bir çalışmada 400'e yakın büyük boyutlu koleksiyonumuzda eser var. Tabii bu eserler, bu etkinlikler kentte farklı bir hava estiriyor ve kentin sanat gücünü gösteriyor. Bugün kentlerde eğer sanat kültür olmazsa inanın o kentlerin çok dolu dolu olduğunu göremezsiniz. Ben uzun yıldır Eskişehir'i takip eden Ahmet Ataş da benim 40 yıllık dostum. Yaptıklarını da gıprayla izliyorum. Harika bir sergi. Elinize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten Eskişehir için, Tepebaşı için çok büyük bir olanak. Sayın Belediye Başkanımızın, Ahmet abi diyorum, benim okuldan abim olduğu için ağzım alışmış. Bu güzel ödülü alması, Eskişehir'in burada adının geçmesi ve bu eserlerinin herkes tarafından görülmesi ve takdir edilmesi bizim bölgemiz için bir gurur kaynağı. Bir sanatçı olarak Ankara'da bir festival yapan bir sanatçı olarak ve Ankara'daki festivalime Tepebaşı Belediyesi'nin Çocuk Senfoni Orkestrası katıldı ve ben bu oluşumu gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Çocukların bir enstrümanla, müzikle tanıştırılmaları, onların ruhlarını son derece iyi etkileyeceği, tedavi edeceği anlamında ve bu orkestranın devam etmesi, Tepebaşı Belediyesi'nin sanat ve kültür hayatına katkıları, bunlar çok çok önemli. Çünkü bir ülkede bir topluluğun kültür ve sanatta geldiği yerle medeniyet seviyesi ölçülür. O bakımdan Tepebaşı Belediyesi'ni gerçekten gururla izliyorum. Tebrik ediyorum. Yani gerçekten üstelik daha önceki yıllardaki ürünleri gördüm. Yaptıkları çalışmalar sanat adına çok çok önemli. Konuşmamda da belirttim. Eğer gerçekten çarpık kentleşme istemiyorsak, toplumda her şeyin iyi gitmesini istiyorsak, herkesin bir defa sanatla mutlaka uğraşması lazım. Estetik duygusu, sanat duygusu olan bir toplumda huzursuzluk çıkmaz. Huzurun da kaynağı, gelişmişliğin de kaynağı aynı. Sanatı tebrik ediyorum çalışmalarından dolayı.